Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alan dağıtmadan bahsedeceğim. En önemli alan özelliklerinden biridir. Zaten ilk 3 özelliğe hakimseniz alan sorularının %80'ini yaparsınız. Birincisi taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Çok detaylı bir şekilde bir önceki videoda işledik. İkincisi alan dağıtma. Üçüncüsü de alan kaydırma. Seni çoğu soruda çoğu alan konusundaki soruda yapmanı sağlayacaktır. Şimdi bu alan dağıtma nedir? Yani soru da arkadaşlar şekilde 90 derece yoksa ya da özel bir açı yoksa taban çarp tabana ait yüksek bölü alanı bulamıyorsan oranlamalar verilmişse ve bir yerde bir alan verilip başka yerde bir alan isteniliyorsa burada alan dağıtarak ne yapacaksınız? Diğer bütün alanları bulabilirsiniz. Böyle bir imkan var. Neymiş bakalım bu alan dağıtma? Bu da farklı bir yöntem ve teknik diyebiliriz. Tepe noktaları aynı olan yani tepe noktalarının aynı olması yüksekleri eşit olan üçgenler demek arkadaşlar. Şimdi açıklayacağım onu. Evet. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alanları, tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebiliriz. Ne zaman tepe noktaları aynı olduğunda. Ya da 2K'da kalan mesela 6 ise, 2K'da kalan 6 ise 3 katıysa 3 katı. Burası da 9 diyebilirsiniz. Böyle oran orantı yöntemiyle ne zaman tepe noktaları aynı olan üçgenlerde yapacaksınız arkadaşlar bunu. Peki hocam niye böyle? Bak şimdi arkadaşım. Tepe noktalarının aynı olması. Mesela sen 2K tabanına ait bir yükseklik çizdesem desem tepesi A olur. Buradan bir yükseklik çizersin. A 3K'dakinin de yüksekliği aynı oldu. E o zaman süper oldu. Tepe noktalarının aynı olması yüksekliklerin aynı olması anlamına geliyormuş. Mavi alan nedir? Tabanımız 2K. Yüksekliğimiz H. 2K çarpı H bölü 2 bölü. Bu yeşil alan ya da sarı alan neyse işte. Bu da taban çarpı yükseklik bölü 2. 3K çarpı H bölü 2 değil midir? E mavi alanı yeşil alana oranladığım zaman Bölü 2'ler nanay. KH'lar nanay. Ne geldi? 2 bölü 3. Gerçekten de tabanlarıyla alanlar ne oldu? Doğru orantılı oldu mu? Oldu. İşte bunda ne yapıyorsunuz? Yani şey aynı anda arkadaşlar bak aynı anda tabana bakarken tepe noktalarına da bakıyorsunuz. 2K'daki 2A ise 3K'daki 3A deyip o şekilde alan dağıtıyorsunuz. Şimdi mesela şöyle bir şey geldi karşınıza. Bak dikkatli izle. Dikkatli dinle şimdi. Şunlar şunlar birbirine eşit. Bak bir de önceden biz hep şey diyorduk ya. E, bu zamana kadar hep şey yasakladık. Öyle kafanıza göre üçgen çizmek yok. Doğru kafanıza göre üçgen çizmek yok. Hani ek çizimler e, dahilinde üçgenler oluşturuyorduk. Şimdi üçgende alan mantığında alan dağıtırken de üçgende şey üçgen oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız orada da kafamıza göre yapmayacağız. Mesela atıyorum burası 2K verilmiş burası 3K verilmiş. Hocam burası 2A iken burası 3A diyemezsin. Sebep? 2K'daki tepe noktası burası iken 3K'daki de tepe noktası burası. Alan dağıtırken aynı anda bir gözünüzle tabanlara bakarken bir gözünüzle de tepe noktalarına bakacaksınız. Şaşı olacaksınız ama yapacak bir şey yok. Bu önemli. 2K'daki 2A ise 3K'daki A tepe noktaları farklı. 3A diyemeyiz. Ha o zaman burada alan dağıtma oldu A ne yapacaksın? 2K'daki 2A ise tepe noktası bu. Tepe noktası bu olan 3K'da bir üçgen oluşturabiliriz. İşte burada alan dağıtırken üçgen oluşturuyoruz. Normalde böyle. Ee, biz bu eşitliği gördüğümüz zaman ne yapıyorduk ort taban çiziyorduk. İşte alan konusunda bu ilk çizimleri biraz ee, bir kenara itmek lazım. Eşitlik varsa ort taban çiz gibi 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 şeyleri biraz kenara itmek lazım. Alan mantığında ilerlemek lazım. Şimdi üçgen oluşturduk mu oluşturduk? Öncesinde mesela bu üçgen oluşturmak yasaktı. Şimdi alan mantığında, alan dağıtma mantığında bu üçgenleri oluşturacağız. Alan alan mantığını ayrı bir kenara koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? E alan mantığını yaptıktan sonra baktığınız soru daha çıkmıyor. O zaman diğer mantıkları mesela ek çizim mantığı, işte özel açı mantığı gibi gibi şeyleri düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dağıtalım burada. 2K'da kalan 2 iken 3K'da kalan 3A yazabilirsin. Yazdın. Sonra da çift çizgiden çift çizgiye. Yani şurası şuraya ne diyelim? B diyelim. Buraya da B diyelim. B'deki alandan B'deki alana. Bak B'deki tepe noktası neresi arkadaşlar? Şurası. B'deki alan 3A ise B'deki alan yine 3A'dır. Tepe noktaları aynı olduğundan dolayı. Burada da 3A'ya 3A şeklinde dağıttık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Alan dağıtma dediğimiz olay bu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çok da kolaydır. Çok da güzeldir. Geldik buraya. Alanlar oranı isteniyor. Bu bir açı ortay. Valla açı ortay ama yani açı ortayı kullanmak zorundayız. Ne var burada arkadaşlar? A açı ortay. Kollarda oran 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Yani burası 3K iken burası 4K. Şimdi alanı dağıtabilirim. 3K tabanında 3A alanı varsa 4K tabanında 4A alanı vardır. Tepe noktaları aynı olduğundan dolayı. Bizden ne isteniyor? Alan ABD. ABD 3A bölü. Alan ABC. ABC 7A isteniyor. O da 3 bölü 7 yapar sevgili gençler. Evet kaçıncı soru? Ya soru numaraları yazmamışız gerçi buraya ama. Bu sorunun cevabı 3 bölü 7 oldu. Geldik şu soruya. Bu sefer de dış açı ortay verilmiş. Hmm. Burası 3K verilmiş. Burası 2K verilmiş. AC uzunluğuna 2K buraya da 3K yazınca. 2K ve 3K'ya göre alan dağıtamıyorum. Yani şu üçgenin tabanı. Şöyle baktığımız zaman. Tabanı 2K iken. Diğerini bilmiyoruz ki arkadaşlar. Diğer üçgende şey yapamıyoruz. Hani tabanlara göre alanda tıklayalım. Buradaki oranlamaları bulmam lazım. Aa hocam dış açı var. Dış açı ortayı kullanalım. Ne yapıyorduk? Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı şunun tamamının oranı şunun şunun oranına eşit değil miydi? Aynen öyle. O zaman bunun tamamının oranı 2 bölü 3 olacak. Yani buraya ne diyebiliriz o zaman? 2A dersek tamamının ne olması lazım? 3A olması lazım. Buraya da A kaldı. A şimdi A'ya 2A tabanlarına göre alan dağıtabiliriz. A'daki alan 6 ise tepe noktası A iken 2 A'daki alanda 2 katı olacak. A'daki 6 katıysa 2 A'daki de yine 6 katı 12 diyebilirsiniz. Ya da 1'e 2 oran var ya alanlarda da 1'e 2 oranı var diyebilirsiniz. Burası 12 olur diyebilirsiniz. Ama bizden alan ABD isteniliyor. Alan A, B, D de 6 artı 12'den cevap kaç yaptı arkadaşlar? 18 yapar. Tamam mı gençler? Elay bu. Ne yapmışız? Katlamışız. He. Şimdi dur. Şimdi katlamada ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit diyor muyduk? Diyorduk. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyor muyduk? Diyorduk. Bu katlamada bir de alanla da ilgili bir muhabbet varsa üst üste binen alanlar da birbirine eşittir. Niye? Bak şimdi sen bu eski haline bir geri aç. Eski haline geri açtığın zaman son, sen normalde bu üçgeni buraya katladığın zaman tamam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Bu üçgen buraya geldi. Aynı üçgen bu. E buradaki alanla da buradaki alan aynı olmaz mı arkadaşlar? Üst üste bindiği için değil mi? Evet. Tamam, aklımızda bulunsun. Alanlarda ilgili bunu diyebiliriz. Şimdi soruyu okuyalım. ABC üçgeni şeklindeki şekil 1'deki karton BD boyunca katlanıp şekil 2'deki görüntü oluşturuluyor. Bu görüntü oluşturulmuş. Yani A noktası nereye gelmiş? Şu BC üstüne gelmiş. Şekil 1'deki görünen yüzeyin alanı 28 birim kare. Şekil 2'deki görünen yüzeyin alanı 16 birim kare. Ha! Buradaki tüm alan 28 arkadaşlar. Buradaki alan da 16'ymiş. E, şuraya baktığın zaman şu görünen yüzey 16 ise tüm alanda 28 ise o zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 12 birim kare mi kaldı? Evet. 12 birim kare kaldı. Dikkat. Tekrar söylüyorum. Bu görünen yüzey 16'ymış arkadaşlar. Önceden açmadan önce 28'miş. E o zaman tamamı bunun 28 olduğuna göre buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Şimdi dur. Burası 16. Aklında bulunsun. Bak şimdi. Bu alan 16 idi. Tamamı 28 olduğunda 12 kaldı. Katlamada üst üste binen alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani burada kalan 12. E hocam buradaki görünen yüzey 16 idi. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Benden ne isteniyor? A üstü C bölü BC. A üstü C bölü BC isteniyor. A biz ne diyorduk? Alanlar tabanlarıyla doğru orantılıydı. Yani şu tabanlarıyla alanlar doğru orantılı. Tam tersi alanlar verilmiş. Alanlarda koran nedir? 12 bölü 4. Yani 3 bölü 1. O zaman tabanlardaki oran da 3 bölü 1 yapmak zorunda. Yani burası 3K iken burası ne olacak? K olacak. Şimdi benden ne isteniyor? A üstü C. Bakıyoruz. K bölü BC. BC uzunluğu da 4K. Oranladığımız zaman kaç çıktı arkadaşlar? 1 bölü 4 çıktı. Evet bu sorunun cevabı da 1 bölü 4 oldu. E katlama sorunlarını bir de alanda koymazsak ayıp olur değil mi gençler? Ki geçen sene de bu katlamayla ilgili bir alan sorusu çıktı arkadaşlar. O da biraz e, normalden zordu sanki. Geldik şuraya. Bak şimdi. Oranlama verilmiş. Burası 3k verilmiş, burası 2k verilmiş. AE uzunluğu 3k, EC uzunluğu 2k. Bak gerçekten alan dağıtma çok kolay kardeşim. Dikkatli izle. Oranlamalara bakacaksın. Tabanlara bakacaksın sadece. Başka bir şey değil. Buraya A dersem burası da 3A'ymış. AD buraya dersem BD uzunluğu da 3A'ymış. Haydi alan dağıtmaya başlayalım. Şimdi 9 alanı verilmiş burada. Arkadaş şimdi alan dağıtırken A, A'lara göre dağıtacağımız belli. Çünkü 3A tabanındaki şu üçgenin alanı verilmiş. 3A tabanındaki alan 9A. Bak tepe noktası E. A'daki 3A'daki 9 iken A'daki de kaç diyeceğiz? 3'te 1'i. Ya da hocam 3 katı 3 katı direkt 3 diyebiliriz burada. Değil mi gençler? Aynen öyle. Burayı dedik. Şimdi ne yapacağız? Bak K'lara göre. A'lardaki dağıtmayı bitirdin. K'lara göre gideceksin. Sakın şunu deme. Hocam 3K'de kalan 3 ise 2K'de kalan 2 yapılanı hata. Sakın yapma. 3K'dan 2K'ya alan dağıtırken tepe noktalarına bakmıyor musun? Bakıyorsun. Bir yandan böyle bir tabanına baktın, bir de tepesine bakıyorduk, değil mi? 3K'dan 2K'ya dağıtırken bak 2K'daki tepe noktası B değil mi? Evet. O zaman 3K'da da B'ye kadar tepe noktası B'ye kadar geleceksin. Yani şu alana bakacaksın kardeşim. 3K'dan 2K'ya alan dağıtırken 2K bak boşluktaki alanı bulmak istiyorsan 3K'daki B'ye kadar gelmen lazım. Tepe noktası B'ye bakman lazım. E 3K'da kalan kaç? 12. Kafadan yapabilirsiniz. 3K'da kalan kaç oluyor arkadaşlar? Tamamı 12 ya. Ee, kaç katı? K yerine 4 yazılmış gibi. K yerine 4 yazılsa burası da 8 yapar. E alan ABC tamamen ne yaptı? 9, 3 ve 8. Yani şurası toplam 12 yaptı ya. 12 artı 8. Yani 20 yapar sevgili gençler. Gördünüz. Kolaydır. <laughs> ya zaten soru kendini belli eder. Nasıl belli ediyor? Kardeşim dik dik yok, özel açı yok, o yok, bu yok, şu yok. Yani oranlama var. Sadece oranlama varsa alan dağıtacaksın. Bazen hem oranlama hem de böyle yükseklik oluyor. Orada tabana ait yükseklikte yapabiliyoruz tabii ki. Geldik şuraya. Bak o sadece oranlama var. Hiçbir şey yok. Hocam eşitlik var. Ort taban çizsek? Hayır. Dur. Orada dur. Eskiden tamam dedik. Ama alanda ne dedik? Alan mantığında iş yapacaksın. Böyle o ek çizimleri en son çare olarak düşüneceksin. Burada alan mantığı. E oranlama varsa alan mantığın nedir senin? Ort taban, ort taban çizmek yok. E, tamam, oranlama bulmak için bazen ort taban çizebiliriz. Ama burada oranlamalarda verilmiş. Burası ve ne verilmiş? 5 k. Burası ne verilmiş? 2 k. BD uzunluğu 5 k, AD uzunluğu 2 k verilmiş. Alan da açacağız kardeşim. Öyle ort taban çizeyim falan filan. Hiç işi uzatırsın. Çıkar mı? Çıkar. Ama işi uzatırsın. Bak şimdi. İster çift çizgilere göre alan dağıt, çift çizgiler dediğin ağlar olsun mesela. İstersen 2K ve 5K'ya göre alan dağıt. İstediğin yerden dağıt. Hocam A'lara göre dağıtsak mesela. A'daki alan 6 ise tepe noktası D mi? Tepe noktası çok önemli burada. Evet. Buradaki A'daki alan tepe noktası bu olan üçgen yok. Üçgeni biz oluşturabiliriz. Tepe noktası D olacak şekilde. Evet. A'daki 6 ise A'daki yine 6 diyebiliriz. Sonra hocam 2K'dan 5K'ya gideceğim. Bak 2K'dan 5K'ya tepe noktası burası yapmıyor mu bu sefer? Yapıyor. 2K'da kalan 12 ise K yerine 6 yazılmış gibi. Değil mi? 12 yapıyor. 6 yazıldığında burası da 30 yapıyor. Kaç yaptı arkadaşlar? Tüm alan 42 yaptı. Hocam diğer türlü çizi yapalım olayı. Bak şimdi. Diğer türlü dediğim şuraya da AA dedik. 2K'lara göre yürüyelim. Bak şimdi. 2K'da kalan 6. Tepe noktası neresi? Hocam E noktası. Heh 5K'daki de alan dağıtırken tepe noktası E'ye bakıp da yapacaksın. Hop! Üçgen oluşturacaksın. Normalde bu yasak ama alan mantığında bunu yapabiliriz. Yine kafamıza göre çizmiyoruz alan dağıtmak için bunu yapıyorum. 2K'da kalan 6 ise 3, 3 katı değil mi? K'nın 3 katı tabanın 3 katı doğru orantılı olacak ya. 3 katı burası da 15 oldu. Şimdi A'dan A'ya alan dağıtacağım. Yalnız A'dan A'ya alan dağıtırken A'da kalan 6 ise A'da kalan 6 demeyeceğiz. A'dan A'ya alan dağıtırken tepe noktası B değil mi? Buradaki A'da tepe noktası B'ye kadar olan üçgene bakacaksınız. Yani burası kaç? 21. A'da kalan 21 ise A'da kalan yine 21'dir. E 21 21 daha kaç yaptı yine cevap? 42 yaptı. Alan ABC arkadaşlar. Olay bu. Geldik şu soruya. Neler verilmiş? Hemen oranlamaları yazalım arkadaşlar. Bakın oranlamalar harici bir şey yok. Yükseklik yok, o yok, bu yok, şu yok. Demek ki taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkmayacak. E burası K, burası 4K verilmiş. Hemen yazalım. Arkadaş burası K iken şunun tamamı kaç K verilmiş? 4K verilmiş. CD uzunluğu A iken, CD uzunluğu A iken BD uzunluğu da 3A verilmiş. Bunları yazalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? tüm alanı da 40 birim kare olarak vermişler. Alan DF nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Haydi alan dağıtalım. K'daki alan A, A ise bak K'dakin tepe noktası neresi? Tepe noktasına bakacaksın. Bunu unutma. K'daki alan A ise 4 K tabanına ait alan 4 A olur. Ama 4 K'nın tepe noktası ne olacak? D olacak. Dikkat et buna. Hemen üçgen oluştur o zaman. 4 K'ya ait tepe noktası D olan bir üçgen oluşturdun. Yalnız buraya dikkat et bu 4K'daki üçgen tamamı yapıyor. Yani iç içe yaptı arkadaşlar burası. Dikkat et. K'da kalan A ise 4K'da kalan 4A'dır ama tamamı 4A arkadaşlar. Yani şunu silecek olursak şurası A iken şu beyazlara 3A kaldı arkadaşlar. Hocam bunları nasıl paylaştırırız? Buradaki oranlamalar belli olmadığı için paylaştıramayız. A burada ne? Tekrar söylüyorum. K'da kalan A iken şu mavi alan 4K'da kalan tamamı 4A olacak arkadaşlar. Tamam. Tamamı 4a bunun. Şimdi ne yapacağız? A'dan 3a'ya alanı dağıtacağız. E A'daki 4a ise tepe noktası neresi? A. A çok güzel. A'daki 4a ise A'nın 4 katı, 3a'nın da 4 katı. Burası kaç a olur arkadaşlar? 12a olur. A'daki 4a ise 3a'daki 12a olur. Tepe noktaları aynı olduğundan alan dağıtabiliriz. E biz zaten tüm alanı 40 vermişti. E tüm alanı 40 verdiyse arkadaşlar burası ne oldu? 16a mı yaptı? Evet. 16 a eşittir 40 sa. 8'e bölsen 2. 8'e bölsen 5. A alanında buradan kaç çıkar arkadaşım? 5 bölü 2 çıkar. Olay bu. Bazen de üçgenler böyle iç içe gelebiliyor. Yalnız burada tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu bazen şey olmuyor. Mesela atıyorum burası 2K burası 5K iken 2K'da kalan 2A iken 5K'da kalan 5A tamamı 5A. Yani şu ikisinin toplamına kaç A kalıyor arkadaşlar? 3A kalıyor. Ama tamamının ne olduğunu söyleyebiliriz. Tamamının 5A olduğunu söyleyebiliriz. 2K'da kalan 2A iken 5K'da kalan 5A diyebiliriz. İç içe olan üçgenlerde de tepe noktası aynı olduğu zaman arkadaşlar. Tamam. Geldik şu soruya. GABC üçgenin ağırlık merkezi. Hmm. Ağırlık merkezi ve alan ilişkisiyle ilgili konuyu anlatacağım arkadaşlar. Ama şu anda burada yani o konuyu anlatmadan da yapılabildiğinde görün. Ağırlık merkezinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ağırlık merkezini kullanmak zorundasınız. Seçenekleriniz fazla. İster bunu uzatırsınız. İster bunu çizersiniz. İsterseniz şunu çizersiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki ağırlık merkezinin kurallarını uygulayın. İstediğiniz yerden yapın. Oranlamaları yazın. Oranlamaları yazıldıktan sonra oranla şeyi bulursunuz. E ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu arkadaşlar? Kenar ortay oluyordu. Ve burası ne oluyordu? 1'e 2 oran oluyordu arkadaşlar. E paralel verilmiş. Boşu boşuna verilmez. Oranlamaları yazayım ki alanı dağıtayım. Bir de her yerdeki oranlamayı yazayım. E şunlar paralelse 2'ye 1 oran varsa 2'ye 1 oran olacak. Yani 2n ken ne olacak? n olacak. E bütün yerdeki oranlamayı buldum. A'yı da da atmaya. N'deki alan 6 ise tepe noktası G dikkat et. N'deki alan 6 ise K'nde kalan 2 katı olur, 12 olur ya da 6 katı, 6 katı diyebiliriz. Şimdi 2k'dan k'ya alanda atacağız. Dikkat. Hocam 2k'da kalan 12 ise k'da kalan 6 diyenlerin saçını başını yolarım. Niye? 2k'daki alan 12 ise K'daki alan nasıl 6 diyebilirsin? 2K ve K'daki tepe noktaları aynı mı oluyor? Bak şu boşluğun alanını bulurken tepe noktası burası. Ha, 2K ve K'da alan dağıtırken o zaman burada tepe noktası C'ye kadar gelmen lazım. 2K'daki alan kaç? Toplamda 18. O zaman 2K'daki alan 18 ise hocam 9 katı, 9 katı. O zaman burası da 9 diyebilirsiniz ya da 2'ye 1 oran var. 18 ise burası da yarısı olacak. 9 diyebilirsiniz. Şimdi buraya da M diyeyim buraya da M diyeyim. M'deki alandan M'deki alan tepe noktası neresi? A olacak şekilde. M'deki alan kaç? Topladığımız zaman 27 değil mi? O zaman buradaki M'deki alan da 27 çıkacak arkadaşlar. Alan ABC soruluyor bize. O zaman 54 çıkıyor arkadaşlar. 27, 9, 6 ve 12'yi topladığımız zaman cevabımız da 54 çıktı. <laughs> Geldik şuraya. Hmm, katlama. Olmazsa olmazımız. Biraz önce de zaten katlamayla ilgili bir tane soru daha çözmüştük. Katlamada ne diyorduk arkadaşlar? Katladın sen bunu. Eski haline bir geri getirdin. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Bu pek işime yaramayacak diyor. Neyse. Arkadaşlar hatta üst üste binen alanlar da nedir? Birbirine eşittir. Peki ben bunu böyle yaptığım zaman G noktası ağırlık merkezi ile çakışıyormuş. Bakın bu karttan ad boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi c köşesi g noktasıyla çakışıyor. G neresiymiş arkadaşlar? Ağırlık merkezi. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Madem ABC üçgenin ağırlık merkezi. E ben bu ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Ya ben bunu uzatacağım. Ya ben bu ağırlık merkezinden şöyle çizeceğim. Kenar ortay olacak ki bu çok saçma olduğu belli. Ya da bunu çizeceğim. E bunun da saçma olduğu belli. O zaman ne yapacağız? Yapacağımız hamle belli. Bu ağırlık merkezini uzatmak. Bu ne demek? Bak, uzattığınla kalmasın. Hocam şu kenarla şu kenarın birbirine eşit olması anlamına gelir. Yani büyük üçgende ağırlık merkezi ya kenar ortay olacak. E hocam ağırlık merkezi ya burası k iken burası 2k olduğu anlamına geliyor. Şimdi ne yapacağız? E mavi bölgenin alanı 60 vermiş. E, alan dağıtalım. En küçük üçgenden başlayın. Alan dağıtmaya genelde en küçük üçgenden başlanır arkadaşım. Başlayalım. Hocam şurada k'dan başlıyorum ben. K'da kalan a iken 2k'da kalan nedir? 2a'dır. Aa hocam katlamadan dolayı üstte binen alanlar birbirine eşit olacak. Bu katlanıp buraya gelmişti. 2A ise burası da 2A olur mu? Olur. Bak şunlar da birbirine eşit. Yani buraya N buraya N and dersem. N'deki alandan N'deki alana. Ama yalnız şurada şu alanı bulmaya çalışacağım. Tepe noktası neresi? A. O zaman N'deki şuraya bakacaksın. Kaç A arkadaşım N'deki? 5A. Bu N'deki de kaç A olur? 5A olur. Şimdi dikkat et. Şekil 1'deki mavi bölgenin alanı 60 demiş. 5 burası. 5 burası 10'a. Tüm alan 10'a. Tüm alan 10'a eşittir. 60 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6. Benden ne isteniyor? E, şekil 2'deki mavi bölgenin alanı. Mavi bölgenin alanı. Bir burası 5A bir de burası A. Bizden 6A isteniyor. O da A'yı 6 bulduğumuz için 6 kere 6. 36 yapar sevgili gençler. Evet önemli. Güzel bir soru. Geldik bu soruya. Şimdi ne demiş? Hocam burasını 2k, burasını 3k vermiş. Tamam. Yaz bakayım o zaman oraya. BF 2k, FD 3k demiş. Ee, EB'nin uzunluğuna 5a dersem, CE'nin uzunluğuna 4a kaldı. Yazayım oraya da. C e, neredesin? 4a, EB'nin uzunluğu 5a yazdın. Alanlar oranı isteniyor. Bir de bunlar birbirine eşit. Ya bunlara da NN diyeyim isterseniz. Alan dağıtacağımız belli. Alanlar oranı isteniyor. En küçük üçgenden başla. Başla kardeşim. 2K'daki 2A ise 3K'daki 3A diyebiliriz. Tepe noktası bu. 5A'dan 4A'ya dağıtacağım. E 5A'dan 4A'ya dağıtırken tepe noktası bu değil mi? Evet. 5A'da tepe noktası oraya geldiğim kadarıyla 5A yaptı. 5A'da kalan 5A ise 4A'da kalan da direkt aynı katı değil midir? Yani 4A'dır. Şimdi N'den N'e dağıtacağım. Bak N'den N'e dağıtırken şu boşluğu bulacağım. Sakın N'deki 4A, N'deki 4A deme. N'den N'e dağıtırken tepe noktası B yapmıyor mu? N'deki o zaman tepe noktası B'ye kadar geleceksin. Şuraya kadar geleceksin. 4, 7, 9. N'deki alan 9A ise N'deki alan yine 9A değil midir? Evet. Bizden ne isteniyor? Alan EFD yani taralı alan yani 3A bölü alan ABC. Tüm alan 9A burası 9A burası 18A mı yaptı? Evet. O da 1 bölü 6 olarak çıktı cevap arkadaşlar. Değil mi? Evet 1 bölü 6 çıktı. Cevabımız 1 bölü 6 Geldik alttaki soruya. Hocam aynı soru ya. Niye bunu aynı soru? Dur bakayım aynı sorumu. Bak bakayım onu anlamaya. Burada her soruda size bir şey öğretirim kardeşim. Dur. Böyle boş plaj soru yazmayız. 2K 3K yazdın. Hadi bakalım yaz. BF uzunluğu 2K. FD uzunluğu 3K. EB'nin uzunluğu 4A. CE'nin uzunluğu 5A. Hı hmm. 4A 5A. Aa, bak yukarıda tam tersi. Burası 5A 4 aydı Burası 4A burası 5A oldu. Şunlara da NN diyelim. Haydi alan dağıtalım. Bak burayı çok dikkatli dinle. <laughs> 2K'da kalan 2A iken 3A, 3K'da kalan 3A dedin. Tamam. 4A'dan 5A'yı da atacaksın. Hocam 4A'da kalan 5 aysa Eyvah. O zaman şöyle yapacaksın. 4A'daki alan 5A 5A'da kalanı bulacaksın. A'da kalanı bulursun. 5 bölü 4A dersin. Değil mi? 5 bölü 4 A dersin. 5 A'da kalan da 25 A bölü 4 dersin. Hocam bu 5 A'da kalan 25 A bölü 4 de deriz. Sonra ne yaparsın? N'den N'e dağıtırken de hocam buradaki toplam alan ama rasyonel sayıyla toplayacağız. işlem kalabalığı. İşte dur. Burada dur. Bunu yazma. Bu şekilde yazma. Böyle yazarak da rasyonelden de sonuca ulaşırsın. O ayrı bir konu. Ama dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel bir şey diyeceğim size. Çok dikkat et. İyi dinle. Dikkatli dinle. Tabii ki buradan yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi dikkat. Başladın ya sen 2K'da kalan 2A iken 3K'da kalan 3A diye başladın ya. Evet. Sonra 4A'dan 5A'ya da alan, alan dağıtacaksın. açacaksın. 4A'daki alan 5A ise ah be 4'ün bir katı değil. Alan dağıtamıyoruz. İşte burada 4'e 5. 1'e 2 oran da yok mesela. 2 katı 2 katı falan da diyemiyoruz. 4'e 5. Rasyonel yazılacağı belli. Heh, burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarpacaksın. Ne demek? Yazdın ya 2K'da kalan 2A, 3K'da kalan 3A ya. Hocam 4A'da kalan 5A ise cık, ve ya 4A'nın bir katı değil ya burada. Keşke 4'ün katı olsaydı diye aklınızdan geçmedi mi mesela burada? Geçti. Aklınızdan geçen başınıza gelsin o zaman. Ne yapacaksınız? Dağıtamadığınız yerde dağıtamadığınız tabanla çarpacaksınız. Yani 4A'yı dağıtamadın ya geriye dönüp bütün alanları 4 ile çarpıyorsun sadece. 4 ile çarpsan buraya 8A olur. 4 ile çarpsan 12A olur. Niye bir 4 ile çarptım? 4 ile çarpayım ki 4'ün katı olsun arkadaşlar burası. Bak şimdi 4A'da kalan 20A mı oldu? Evet 20A. 4'ün 5 katı. 5'in 5 katı olacak. O zaman burası da 25A. İşte böyle daha hızlı ve daha pratik bir şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi M'deki kalan kaç yaptı? Hocam 25 burada 12 burada. 37A yaptı burası. İşlem hatası yapmıyoruz değil mi arkadaşlar? 20A 37 biraz garip geldi bana da o yüzden. Şuraya bir daha bakayım. 2K, 3K değil mi oranlamalar? Evet. 2K'da kalan 2A iken 3K'da kalan 3A. Evet. Dağıtamadığımız yerde dağıtamadığımız tabanla çarpıyoruz. 4 ile çarptım 4 kere 2 8A. 4 ile çarptım 4 kere 3 12A. 4'te kalan 20A ise şuraya 20A yazayım. Yani 5 katı o zaman 5 katı 20, 25A yaptı. Tamam. Ha pardon 25A artı 20A. Şu ikisinin toplamı 20 niye yanlış topladıysam. Neyse 25A artı 20A kaç A yaptı? 45A yaptı. Burası 45 A ise arkadaşlar. Endeki alan 45 aysa tepe noktası B'ye göre baktığımızda endeki alan yine 45 A olacaktır. Alan EF'de 12 A bölü alan ABC. ABC 45 burada 45 burada 90 A yaptı. Evet 6'ya A'lar gitti. 6'ya bölsen 6'ya bölsen 2 6'ya bölsen 15 yani cevabın o zaman 2 bölü 15 çıktı sevgili gençler. Evet güzel bir sorudur. Neymiş? Dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp ki rasyonel sayıyla uğraşma. Geldik buraya. Oranlamalar var. Hocam burası k, burası 3k. Hocam burası a, burası 4a. Yaz, AE uzunluğu a iken, EC uzunluğu 4a, BF uzunluğu k iken, EC uzunluğu, e, AF uzunluğu 3k. Bir de şurada da bir oran verilmiş. Hocam burası 3n, burası da 4n o zaman. Hocam burası 3N burası da 4N. <laughs> Peki bir yerden başlayalım. En küçük üçgen yani. buradan başlayalım mesela. Ne yapacağız burada? S1 bölü S2 oranı nedir diye soruluyor. Hmm. En küçükten başlayalım. K'da kalan A ise 3K'da kalan nedir? 3A. E. Ee, hocam 3N'den 4N alan dağıtacağız. Dur. 3N'de kalan 4A. Tüh be. Keşke 3'ün katı olsaydı. Heh. Geriye dönüp ne yapıyoruz? Dağıtamadığımız yerde dağıtamadığımız tabanla çarpıyoruz. O zaman bunu 3'ün katı yapayım hocam. 3'le çarptım. 3A. Üç 3'le çarptım. 9A yaptım buraya. Şimdi dikkat. 3'endeki alan 12A ise 4 katıysa 4 katı bunun tamamı 16A yapacak. Ama hocam ben bu 16A'yı 1'e 4 şeklinde parçalamam lazım. 1'e 4 derken 5 parça değil midir arkadaşlar burası? Yani keşke burası 5'in katı olsaydı demedik mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Yine bu sefer bak 1'e 4 şeklinde parçalanmış. Tüm alan belli ya. 16. A. Keşke 5'in katı olsaydı burası. Hani burası es, burası 4S. Toplam 5S olacaktı. 5S olsun ki rahat bir şekilde dağıtayım. 5'in katı. O zaman burada yine ne yapıyorum? Dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpıyorum. Keşke 5'in katı olsaydı. Geriye dönük bütün kenarları 5 ile çarpıyorum. Hocam 5 ile çarptım. 15A. 5 ile çarptım. 45A. Hocam burası da 5 ile çarpılmış hali. Tüm alan kaç A yapıyor? 5 ile çarpsan 6 kere 5 6 kere 5 30. 80 A mı yapıyor burası? Evet. Zaten 3M'deki alan şöyle baktığın zaman 60 A ise 20 katı 4M'deki da 20 katı 80 A olur diyebilirsin. Şimdi sen 80 A'yı paylaştıracaksın. 1'e 4 şeklinde. 80 A'yı 5'e bölsen gerçi bulursun. 1'deki parçanın. 80'i 5'e bölsen kaç yapıyor? 16. Aa hocam burası 16 A olur. Ee, burası da şey diyebilirsin. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam buraya B, buraya da 4B dersem A'daki B ise 4B'deki 4A'daki 4B diyecek olursak arkadaşlar e burada 5B eşittir 80 ise işte b de 16 geldi diyebilirsin. Ya da ne dedik? Buranın 5 parça olduğunu biliyoruz. Tamamının 80A olduğunu biliyoruz. Şuranın tamamının 80A olduğunu şöyle göstereyim arkadaşlar. 1'e 4 yani 5 parçaya böleceğiz ya. 5'e bölsen bir parçaya kaç düşüyor? 16, 80'i 5'e bölsen 16. Hocam burası 16A oldu. A'daki 16A ise 4A'daki de 16 katı. Bak 16 katı 16 katı. 64A olacaktır burası. S1 bölü S2 isteniyor bizden. S1 kaç çıktı arkadaşlar? 15A geldi. S2 kaç çıktı arkadaşlar? 16A geldi. Yani cevabımız böylelikle 15 bölü. 16 yapar. Ya bunlar da uç noktalar diyebiliriz. Böyle bir şey geldiği zaman da dağıtamadığınız yerde dağıtamadığınız tabanla çarptığınız zaman sadece rasyonel sayı ile uğraşmadığınızı gösteriyoruz. Tabi bu soruda belki rasyonelle uğraşsanız Belki kafanız çok da fazla karışmayacak Ama bir önceki soruda rasyonelle Uğraşmamanız için Dağıtamadığınız yerde dağıtamadığınız tabanla çarpmak Daha mantıklıydı Bir de isterseniz bu soruyu Farklı yoldan yani rasyonelli bir şekilde Yapmaya çalışın aynı oran çıktığını görün Arkadaşlar tamam mı <laughs> Geldik şuraya Yandaki şekilde AB 5 eşit parçaya Arkadaş 5 eşit parçaya bölünmüş A A A A A 5 parça Burası da 3 eşit parçaya bölünmüş. Taralı alan bölü ABC. Şimdi alan dağıtacağız. İster A'lara göre alan dağıt ister B'lere göre alan dağıt. İstediğin yerden yap hiç fark etmez. Ben nereden başlayayım? Mesela B'den başlayayım. İsterseniz A'dan da başlayabilirim. Sıkıntı yok. Hocam B'deki alanı A dersem tepe noktası A mı yapıyor? Bak B tabanına göre baktığım zaman. Evet. B'deki alan A ise o zaman buradan da üçgen oluşturduğum zaman buradaki B'deki alan da A mı oluyor? Evet. Hocam buradaki B'deki alanı çizersem çok saçma olmuyor mu burası? Üçgen saçma bir şekilde bölünüyor. O yüzden bunu çizmeyelim arkadaşlar. Bunu silelim. B'de kalan ise B'de kalan Buradaki B'de kalanı oluştururken sıkıntı yarıyor, yaşıyoruz. Madem sıkıntı oldu. O zaman geç A'lara. Şimdi A'ları dağıtalım. Hocam A'da kalan A iken 1, 2, 3 A'da kalan deme sakın. 3 A deme. Dikkat. A'dan bakın şöyle. A'dan 3 A'ya alan dağıtırken A'dan 3 A'ya 3 A'nın tepe noktası M değil mi? O zaman A'daki de M'ye kadar geleceksin. A'da kalan 2 A 3 A'da kalan kaç yapar? 3 A yapar arkadaşlar. Olur mu 3 A? 6 A yapar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. A'da kalan 2 A ise 2 katıysa 3 A'da kalan da 2 katı 6 A yapar burası. Sonra hocam e yine A'da tepe noktası bu. Şunu oluşturabilirim. Bunda bir sıkıntı yok. E A'da kalan 2 A'ydı. 3 A'da kalan 6 A oldu. Buradaki A'da kalan da yine 2A olmaz mı iki katı? Evet. Şimdi A'larla işim bitti. B'lere gel. Bak dikkat et. Hocam 2B'deki alan ve B'deki alan. B'deki alan tepe noktası nereye bakmam lazım? B'ye bakmam lazım. O zaman 2B'deki alana bakıyorum. 8, 10A arkadaşım burası. Dikkat. 2B'deki alan kaç A arkadaşlar? 10A. Değil mi? 2B'deki alan 10A ise 5 katı. B'deki alan da 5 katı 5A olmak zorunda. Taralı alan 7A bölü Tüm alana bakacak olursak, toplayacak olursak 15 A yapar arkadaşlar. Evet, ben nereden başladım? B'lerden başladım, böyle gittim. Ee, i̇şinizi, işinizi bir konuyu anlatıyoruz ya burada arkadaşlar. Farklı yolları da göstermek lazım. Peki hocam A'lardan başlasaydım ne olacaktı? A A A bir de A'dan başlayıp öyle yapayım arkadaşlar soruyu isterseniz. Şurası da B B B. Hocam A'da kalan A ise bak şimdi A'da kalan A tepe noktası bu. Hocam o zaman hop 3 3 A'da kalan 3 A diyebiliriz. Ama şimdi A'da kalan tepe noktası bu. Saçma oluyor değil mi arkadaşlar? Saçma oluyor. O zaman A'larla işimizi halledebildiysek halledebildiğimiz yere kadar. Şimdi sırada ne var? B'ler. B'lere bakalım. Hocam B'den B'ye geçeceğim. A, B'de kalan 4A. B'de kalan yine 4A'dır. Tepe noktası K'ya göre baktığımız zaman. B'de kalan 4A, B'deki K'ya göre 4A olacaktır. E burada da B'de kalan tepe noktası K'ya göre baktığımız zaman yine 4 katı 4A olmak zorunda. B'lerle de işim bitti. Şimdi neye bakıyorum arkadaşlar? A'lara bak. 4 A'dan A'ya. Bak A'daki tepe noktası C değil mi? Evet. A'daki ve o zaman burada da 4 A'ya bakacağım. 4 a'de kalan kaç? 4 8 12 A. 4 A'daki alan 12 ise 3 katı. A'daki de 3 katı 3 A olur o zaman. Taralı alan yine 7 A bölü. Alan ABC. Tüm alan yani 15 A oldu topladığınız zaman. 7 bölü 15 çıkar arkadaşlar cevabımız. Yalnız böyle sorularda arkadaşlar şöyle bir not koymuşum ben. Tepe noktaları aynı olan iç içe olan üçgenlerde. Bak tepe noktası aynı olan. Bir üçgen bu. Diğer üçgen bu. Diğer üçgende en büyük. İç içe olan üçgenlerde kollar çarpımı ile üçgenlerin alanları doğru orantılıdır. Hmm. Dikkat. Biz bunu paralel kenarda bile kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu beyaz alana bakacak olursam. Beyaz alanın kollar çarpımı. A çarpı B. Yani e, kas sayılar çarpımı e bir. Bir kere 1 bir, bir. Yani burası ne oldu arkadaşlar? A çarpı B. Kas sayısı bir yaptı yani aslında. A diyeceğiz buraya. Peki hocam şu üçgene baktığımız zaman bak dikkat şu üçgene baktığımız zaman şu üçgene baktığımız zaman arkadaşlar şu üçgene baktığımız zaman A hocam bu sefer burası ne? 1, 2, 3, 4 A'ya 1, 2 B. 4 A çarpı 2 B 8 A B'ye yapıyor 8 A olacak. Tamamı 8 A burası A ise işte, buraya 7 A kaldı o zaman. Tamamı 8 A olduğundan burayı daha bulmuştuk. E tamamına bakalım en büyüğüne bakalım. 5 A ve 3 B. 5 kere 3 15 A tüm alanda 15A olacak. Hocam burası A'ydı. Burası 7A'ydı. Tüm alanda 15A olacağına göre buraya da kaç A kaldı? 7A kaldı diyebiliriz. Bakın A 7A Bey. Şuraya bak gördünüz mü? A 7A. Bak burası da 7A. Gördünüz mü? Aynı şeye ulaşıyoruz. Hocam bu nereden geliyor? Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar sinüs alan formülünden geliyor. Bu A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 ya. Şu üçgenin alanını oranladığımız zaman bu da 4A çarpı 2B çarpı sinüs alfa bölü 2 ya taraf tarafa oranladığımızda a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü 2 ile 4 a çarpı 2 b çarpı 4 a çarpı 2 b çarpı sinüs alfa bölü 2 oranladığım zaman sinüs alfa bölü 2 ler gidiyor a b'ler gidiyor o yüzden kas sayılar çarpımı ile doğru orantılı bunun kas çarpımı 1 bunun kas sayılar çarpımı 8 yani cevap 1 bölü 8 geldi yani şu üçgenin alanının şu mavi üçgenin alanına oranı 1 bölü 8 yaptı sinüs alan formülünden geliyor bunu da paraya kenarda bile kullanıyoruz. Paralel kenara geldiğimiz zaman bunu da size göstereceğiz arkadaşlar tamam ya istersen bu şekilde yap özellik olarak bazı arkadaşlar bunu seviyor ama ben böyle soru geldiği zaman bunu kullanmıyorum Tabii ki şunu kullanıyorum arkadaşlar alan dağıtmak daha çok hoşuma gidiyor Çünkü siz alan dağıtmayı bu video ile birlikte öğrendiniz her detayına kadar alan dağıtmayı işledik arkadaşlar her sorusunu gördünüz Sizler Evet Böylelikle arkadaşlar şeyi halletmiş olduk ne derler ona? Alan dağıtmayı halletmiş olduk. Sırada ne var? Alan kaydırma. Şurası yanlış yazılmış ama e, orayı düzelttireceğim inşallah arkadaşlar. Sırada ne var? Alan kaydırma var arkadaşlar. Onu da bu da çok önemli. Bir sonraki videoda işleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.